Hocayla ben ilk beni Süper Lig'e alan hocalardan birisi. Tabii ilk aldığında çok oynatmadı da beni. Sahada pas alışverişlerinde, konuşmasında, o verdiği özgüven bile yani o kazanan oyuncu imajını verip o kendi takım arkadaşlarını da yükselten bir karakter. Şimdi ben dün gelmeden önce böyle bir senin ismini yazdım Google'a. İşte en çok kim ne aratmış, neyi merak etmiş diye. Şu an en çok merak edilen soru seninle ilgili. Salih Dursun'la Serdar Dursun akraba mı? Milliyet Skorer TV'ye hoş geldiniz sevgili izleyenler. Bugün sizler için çok kıymetli bir isimle birlikteyim ve çok keyifli bir röportaj olacağına eminim. Fatih Karagümrük futbolcusu, sizlerin de çok yakından tanıdığı bir isim. Salih Dursun'la birlikteyiz. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bu arada şimdi Sahip biraz yorgun duruyor. Benden evet. Şey yaptığını zannetmeyin. Yok öyle bir durum yok. Yıldırdığımı falan düşünmeyin sakın. Evet. Çenemle birazcık. İdman açıkçası. İdman, evet. İdman ardından bu röportajı yaptığımız için yorgun duruyor. Evet. Benle bir alakası yok yani. Evet. Öncelikle seni sorayım bir. Sen nasılsın? Sonra takıma geçeriz. Hı-hı. Nasıl buluyorsun kendini? Bir golün var bir stoper olarak. Şu andaki form durumunla alakalı bir bilgi alayım senden. Form durumum iyi durumda ama tabii takım olarak yeni toparlanmaya başladık. Hı-hı. Şimdi takımın performansı da bireysel performanslara bağlı oluyor. Şu anda takımımızdaki her oyuncunun çıkış içinde olduğunu hem hı-hı. kendimin de hem takımın da çıkış içinde olduğunu görüyorum. Gayet iyi durumdayız inşallah. Daha iyi bir yerde bitireceğiz. Bizim hedefimiz her zaman ilk 10 içinde olmak. Hı-hı. O planımız için hepimiz performanslarını arttırdı. Şu anda da iyi durumdayım ben de. Takım hı-hı. arkadaşlarım da aynı şekilde iyi durumdalar. Hı-hı. Bakalım önümüzde maç var. Hatay maçı. Hı-hı. Evet. İnşallah vakıf oluruz o maçta. Evet. Şimdi geçtiğimiz haftada 4 gol birden attı Karagümrük. Evet. Ya atınca da çok atıyorsunuz yani. Şimdi bakıyorum böyle bir 4 gollü galibiyetiniz daha vardı. Yani bir başta böyle bir tökezleme oldu ama niye öyle bir şey oldu? Hani ben pek Karagümrük'ten böyle bu kadar arka arkaya hani kötü zamanlar görmemiştim çünkü hatırladım. Evet. Şöyle biz tabii Euro'nun da doların da yükselmesiyle beraber biliyorsunuz ki transfer yapmak çok zorlaşıyor. Hı hı. Her yıl takımda 10-12 tane daha fazla, 15 tane belki de bizde değişim olduğunda yani bu adaptasyon süresi çok fazla artıyor. Hı hı. Yani uzuyor. Uzadıkça da takımın uyumu birbirine oluşamadığı zaman biraz geç açılan bir takımız. Aslında geçmiş hı hı. yıllarda da aynı şekilde biz sezonlara iyi başlasaydık İlk dördün içinde, ilk üçün içinde bitirecek potansiyelde takımlarımız vardı hı, her zaman. Hı. Bu sene de aynı şekilde şunu da söyleyebilirim. Karagümrük'ün kadro yapısıyla, oyuncu kalitesiyle zaten şu anda topladığı puan mucizevi kötü bir puan benim gözümde. Yani mucizevi bu puanı toplayamaz. Daha fazlasını toplayabilecek hı, hı. potansiyeli olan bir takım. Hı hı. Ya da bir de bu etkenler olabiliyor. Tabii hava şartları, olimpiyatta oynuyorsun, evet. yeri geliyor İstanbulspor stadyumunda oynuyorsun, Necmi Kadıoğlu'nda. Onlar da çok sağ olsunlar bize her zaman kapılarını açıyorlar. Ama tabii Riva'da idman yapıyoruz. Dünyanın bir ucundan bir ucuna yani. Evet, evet. Ve Riva'daki zeminleri dikkat etmek için sadece bir zemini kullanıyoruz. Tüm zeminleri çok kaliteli bir zeminde. Yapamıyoruz çünkü sürekli oynadığımız için zemin ister istemez bozuluyor. Hı-hı. Tabii bunların hepsini birleştirdiğimizde bir bahane diye ortaya çıkabilir. Diğer takımlara karşı handikaplarımız var. Ama biz 3 yıldır bunun üstesinden harika bir şekilde geliyoruz. Hı-hı. Bir kere buradan Süleyman Urma'yı tebrik etmek gerekir. Şu anda bu kadar maddi sıkıntılar içinde dün bir ödeme yaptı bütün takıma. Sıfır. Daha öncesinde de mesela her ay hı hı. tıkır tıkır maaşları yatırır, primleri yatırır.
Yani inanılmaz bir profesyonellik gösteriyor. Aslında bizlerin başarısından çok onun bir başarısı var. Onun liderliğinde ilk onun içinde bitiren bir takım halindeyiz. Tabii başlangıçlarda dediğim gibi çok fazla etken oluyor. Ama bakıldığında kadro kalitesinde çok rahatlıkla ilk onun içinde, belki daha fazlasını yapabilecek potansiyelde bir tesisi olduğunda ve stadyumu olduğunda, onu elde edebildiğinde Avrupa kupalarında fark yaratan bir kulüp olma potansiyeli var aslında. Kesinlikle katılıyorum, evet. Evet. Bahane gibi değil bence. Çünkü bunlar o kadar önemli etkenler ki. Hem dediğin gibi işte tek bir sahada idman yapmak, evet. İşte olimpiyatta bir kere zaten maça oynamak. Biz yani, arkadaşlarla zulümpiyat diyoruz oraya. Gerçekten zulümpiyat yani. Evet. Ben evden izlemeye gelirken battaniyeyle falan geliyorum. Evet, yani. Evet. Siz bir de orada oynuyorsunuz. Viviano'nun bir şeyi vardı. Evet, çok komik, güzeldi. Yani orada bir emek vardı aslında. Evet, hakikaten. Evet. Yani çok kolay değil, şartlarınız zor. Ama gerçekten yani ben kaç sezondur söylüyorum. İnşallah en kısa zamanda bir stadyum. Bir stadyumdan ziyade de hani daha makul bir alanda idman tesis. İnşallah yakın zaman. Ben Süleyman Urma'ya güveniyorum. İnşallah. Başkanın uğraştığını da biliyorum zaten. Evet. İnşallah yakın zamanda bunlar gerçekleşir. İnşallah. Peki şimdi hoca değişimi de yaşadınız bu süreç içerisinde. Şota şimdi teknik direktörünüz. Nasıl hocayla aranız? Hocayla ben ilk beni Süper Lig'e alan hocalardan birisi. Tabii ilk aldığında çok oynatmadı da beni. Şaka yapıyorum. Şimdi acısını çıkarsın. Yok, hocayla inanılmaz bir takımın ilişkisi var. Sadece benim değil. Oyuncularla çok yakın ve birebir ilgileniyor hepsiyle. Yani hoca zaten insan olarak da, dışarıda insan olarak da, içeride hocalığı olarak da çok sempatik bir insan. Yani arkadaş olmak istersiniz. Her zaman şota baktığımda arkadaş olmak istersiniz, onunla vakit geçirmek istersiniz. Burada da aynı şekilde herkese dokunuyor. Katkı vermek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Başarılı olmayı da hak eden bir insan olduğuna inanıyorum. Ve burada onun mücadelesi içindeyiz. Hocayla bütün takımın ve benim şahsım adına da güzel bir, keyifli bir birlikteliğimiz var. Evet. İnşallah sezon sonuna da bunu olumlu bir şekilde yansıtırsak bu söylediğim sözlerde güzel bir anlamı olacak. Evet, anlamı oluşur inşallah. İnşallah. Peki şimdi Süper Lig'de işte şampiyonluk yarışı zaten Fenerbahçe ile Galatasaray arasında geçiyor. Artık hepimiz kabullenmiş durumdayız bunu. Tabii. Ama yani bir puan farkı açıldı ki. Bir de geri kalan takımlar da o kadar birbirine yakın puanlarla mücadele ediyor ki. Ya bu makasın açılması kaçırdı mı Süper Lig'in keyfini? İzleyicinin diyeyim ya da. Ya aslında şöyle bakmak lazım. Nereden bakarsan öyle görürsün. Şimdi iki tane takım mükemmel kadrolar kurmuş. Hani birini seçemezsin, kim şampiyon olur bunu bilemezsin. Arka tarafta da küme düşme mücadelesi, Avrupa'ya katılma mücadelesi. Şu an küme düşme, bizim küme düşmeye oynayan takımlar her an Avrupa'ya katılabilir bir 5'li 6'lı seri yapabildiğinde. Aslında keyif almak istersek bence bundan da keyif alınabilir. Evet. Yani çünkü bazen işler iyi gitmediğinde de takımı savunmak gerekir, ona destek olmak gerekir. Çünkü baktığında her sene şampiyon olamazsın. Ama bunun tadını çıkarmak gerekir. Bilmiyorum, Netflix'te reklam oldu ama. Bir şey olmaz. Netflix'te Sunderland'in belgeseli vardı. İzlediniz mi bilmiyorum. Yani takım o dönem küme düşmeye oynuyor Championship'te. Oradaki insanların kendi takımıymış gibi küme düşme mücadelesi verirken bile oradaki mücadelelerini, o keyfi hissedebiliyor musunuz? Yani çok değişik bir kültür. Aslında nereden baktığına bağlı. Onlar o durumdan keyif almayı da biliyor. Sinirlenmek de bir duygudur. Sinirlenirsin ama hani bunu biz fazla holiganlaştırıyoruz. Evet. Bence bu bizi biraz yoruyor. Ülke olarak, ülke futbolunu. Zamanında kendim de aynı şekilde. Ben de büyük bir Sakaryasporluyum.
Hepimiz aynı şeyle ama biraz daha tecrübe edildiğinde yapılması gerekeni net görüyorsun. Bir kültür haline getirip oyundan keyif almaya çalışsak, almak için mücadele versek. Küme düşmek de, mücadele vermek de bir değerdir. Avrupa kupalarına gitmek de, yani büyük takımlarla oynarken de mücadele etmek ya da hepsinin farklı keyifleri var. Bence şu anda Fenerbahçe Galatasaray taraftarı evet çok büyük keyif alıyor. Ben diğer takımlar da bundan keyif almalı. Yani en iyi yerde bitirebilmek için oynadıkları oyuna bakarak düşünüyorum. Bence keyifsiz bir lig değil. Nereden baktığımıza bağlı. Evet. Buradan izleyicilerimiz yeni bir bakış açısı kazandı bence. Çünkü herkes dediğin gibi şimdi biri bir şey söylüyor. Ay çok zevksiz oldu lig. Hadi herkes o fikirde ondan sonra. Bir bakış açısını değiştirmek lazım. Evet. Evet. Peki. Şimdi sen tabii stopersin. Ama biz Beşiktaş maçında bir de baktık ki adam forvet olmuş. Evet. Bir anda. Ya bu nasıl oldu? Çok uzun yıllar önce Sakaryaspor'da Yılmaz Hoca, biz beraber çalışma imkanı bulduk Yılmaz Vural'la. O dönem PTT Ligi'nde o zaman ismiyle çok fazla gol atıyordum ligde. Yılmaz Hoca da beni son 4 maç forvet oynattı. Son 4 maçta 4 gol attım. Ama idmanlarda da tabii golcülük özelliğim var ama yani gerçekten şimdi Beşiktaş'a karşı forvet oynamak başka. Şimdi ikinci ligde forvet, PTT'de forvet oynamak başka. İdmanda forvet oynamak başka. Yani benim adıma zordu açıkçası. Yani. Peki bir şey soracağım. Zor da şöyle bir durum. Şunu merak ediyorum. Hani idmanda siz deniyor musunuz seni santrafor olarak? Yani bunu sürpriz oldu aslında. Hepimize sürpriz oldu. Denememiz yoktu. Sadece planladığımız bir durum oluşmadı. Sakatlıklar oldu. O bölgede de formda olduğum için zaten forvet gibi değil, daha çok defansif bir oyun anlayışında oynadım forvette de. Oyunu tutup duran toplarda golü bulmak için bir mücadelemiz var. Transferlerimiz daha yetişmemişti. Öyle bir durum olduğu için öyle bir tercihte bulundu hocamız da. Elimizden geleni yaptık. Evet. Golümüzü atamadık. Ya, o kadar da olsun yani evet. Şimdi. Yapacak bir şey yok tabii ki. Şimdi İtalyanca öğrendin mi? Şöyle ufak ufak konuşmalar anlıyorum. 3 yıl oldu. Evet. Her yıl 4-5 tane, 6-7 tane zaman zaman İtalyan arkadaşımız var ve çok iyi arkadaşlıklarım da var. Vakit geçirdiğim, dışarıda da vakit geçirdiğimiz. Tabii ne konuştuklarını hafif hafif anlıyorum ama ya kendim konuşamıyorum yani. Ama bir İtalya'ya gidersem 2-3 ay öğrenebilirim gibi. Peki şimdi normalde şöyle bir şey olur ya, hani yabancı futbolcu gelir, biz hemen ona küfür öğretiriz mesela. Onlar da bize öğretiyor. İtalyanlarla Türklerin o sıcakkanlılığı çok yakın. Şimdi onlar da aslında bizim gibiler, Türkler gibiler. Bilmiyorum, öyle hissediyorum ben. Yani çok iyi anlaşıyorum İtalyanlarla. Çünkü çok sıcakkanlılar. Biz öğretiyoruz ama onlar da bize öğretiyor. Çok iyi. Yani, süper. O durum var. Klasiktir zaten. Evet, klasik. Ama sen de İtalyanlara benziyorsun. Bilmiyorum. Benziyor yani değil benziyor mi? Benziyor muyum? Bilmem, öyle konuştukça öyle bir şey aldım yani. Caliente. Şimdi senin bir çok doğru bir öz eleştirim diyeyim artık yani. Çok acayip bir lafın var. Evet. Manchester United Newcastle evet. maçını izlerken bunlar ne ya, biz topçu muyuz evet. falan gibi böyle bir işte mübalağa tabii. Tabii ki. Ya onu bir söyler misin bana? Nereden, nasıl oldu? Yani şimdi her anlamıyla baktığında aslında orada Türk futboluyla alakalı nasıl gelişilmesi gerekli adlı bir soruydu. Ben de buna karşılık o tabii manşet olduğu için gerisini çok fazla dinlememiştir insanlar. Ya şöyle, altyapısından tut üst yapısına kadar gelinen bir noktayı anlattım aslında. Yani şu anda
adamların 10 tane sahası, inanılmaz bir kompleksleri, stadyumlarından tut, taraftarlarının kültüründen tut. Aslında genel olarak onu anlatmak, en iyi İngiltere Premier Lig en iyisinden örnek verirsen tabii ki de onu mübalağa yapıp istediğin gibi söyleyebilirsin. Yani asıl konu oydu. Ama tabii biz de inşallah onlar gibi oluruz bir gün. İnşallah. İyi örnek almak iyidir. Tabii. Şimdi ben biraz önce otururken de söyledim. 32 yaşındasın. Evet. Dedim ki bu nasıl bir şey form yani. Maşallah. aman. Yani ne yapıyorsun? Çünkü yani kolay bir şey değil. 32 yaşında olup da. Yani hala 22 yaşında gibi. Teşekkür ederim. Bir fiziğin var. Yani dikkat ediyorum. Evet, o da çok oldu. Kesinlikle. Yani 27-28 de sevdim belki daha iyi olur. 25-20 tamam. Şöyle, iyi dinleniyorum özellikle. İdmanımı çok iyi yapıyorum. Beslenmemi iyi yapıyorum. Tabii çocuk ruhluyum. Bence bunun da çok etkisi var. Yani insan nasıl hissederse öyle olur. Yani profesyonel yaşamak için mücadele veriyorum. Keyifliyim, zevk alıyorum yaptığım işten. Yani şunu söylüyorlardı tecrübeli abilerimiz biz gençken. 30 yaşından sonra gerçekten daha fazla zevk alıyorsun futboldan. Çünkü daha çok bilerek oynuyorsun. Ne yapman gerektiğini daha iyi biliyorsun. Mesela kamplara gitmek istemezdim ben gençken. Şimdi keyif alıyorum kamptan. Takım arkadaşlarımla vakit geçirmekten. Bir şeyler paylaşmaktan. Şu anda bence en verimli dönemimizdeyiz kendi adıma. Bunu da takımıma da zaten yansıtmak için elimden geleni yapıyorum. Ama bu genç muhabbetinde benim yaşlılık fobim var. Sizin de böyle söylemeniz ben gerçekten şaşırdım. Çok da hoşuma gitti açıkçası. Ah, iyi bari. Yani çok teşekkür ederim. Ne demek? Gerçekten yani hakikaten gördüğümü söyledim yani. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi peki ne kadar devam etmek istiyorsun? Şimdi sezon sonu sözleşmen bitiyor. Karagümrük'te devam etmek ister misin? Karşılıklı tabii anlaşırsanız. Evet. Yoksa büyük bir Sakaryasporlu olarak. Şöyle. Nasıl benim devam etmek burada istiyorsun? Gönül bağım var. Aslında gönül bağım olduğu için de bizim kontratlar çok önemli değil. Bize ne gerekirse, ne yapılması gerekirse biz onu yaparız. Çünkü burada evet profesyonel yaşıyoruz, profesyonel bakıyoruz saha için. Ama kulübüme karşı, şu an Karagümrük kulübüne karşı duygusal bir bağ olduğu için kontratların çok bir önemi yok. Ne gerekirse kulüp adına bizim de çıkarlarımız doğrultusunda iki tarafın da mutlu olacağı ne gerekirse onu yapmak için her zaman açayım. Gerçekten bir yengeç burcusun. Evet. Olabilir. Evet. Net yani. Evet. Başkanım yengeç burcu boş kağıda imzaladım duygusallıkla. Ben kesin yaparım. Ya evet duygusallık evet. Olduğu için. Güven önemli. Tabii. Evet. Peki şimdi mevkidaşın çok önemli bir isim yakın zamanda Türkiye'ye transfer oldu. Fenerbahçe'ye Bonucci. Yani hepimizin böyle bu adam da nasıl bir adam diye izlediği bir futbolcuydu. Futbolcu. Neler söylersin? Mutlaka sen de Bonucci'yi izleyip değerlendirmişsindir kendince yani, tabii ki. Ya, çok özel bir kalite. Hani bundan 3 yıl önce Dünya Kupası'nı aldılar, final oynadılar. Çok büyük oyunla Çelli'nin ile beraber. Ve onun sahaya girdiğinde kaliteyi hissedebiliyorsun. Tabii ki de fiziksel olarak 3 yıl önceki gibi değil ama yani inanın bana oynadıkça zaten o farkı koyuyor ortaya. O takım arkadaşlarına bir kere yani sahada pas alışverişlerinde, konuşmasında o verdiği özgüven bile yani o kazanan oyuncu imajını verip o kendi takım arkadaşlarını da yükselten bir karakter. Bazı insanlar şey diye bakabilir ya 36 yaşında, 37 yaşında inanın bana kalite olduğu zaman bizim ligimizde özellikle çok büyük katkı sağlar. Yani en önemlisi yanındaki arkadaşını, arkadaşlarını çok üst düzeye çıkartır.
Yani normal bir kaliteli oyuncu vardır. Onun yanında oynadığında çok farklı, daha farklı işler yapar. Bence Bonucci'nin Fenerbahçe'ye gelmesi çok iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Yani çok zeki yapılmış bir transfer takım için. Bizim mesela kalecimiz Sirigu geldi. Aynı şekilde çok önemli bir transfer. Arkamda oynuyor. Kendimi çok güvende hissediyorum. Konuşuyoruz, ne yapılması gerektiğiyle alakalı. Yani bu bir kere 1-0 önde oluyorsun böyle oyuncularla oynadığın zaman. Şimdi sen kendini güvende, Sirigu da kendini güvende hissediyor mu acaba senin önündeki? Geçen hafta gol yemedik. Süper. Bir de gol attım ondan önceki hafta. Evet. O da iyi. Karşılıklı güven olmuş oluyor var, yani. Var. Evet. Peki. Şimdi sana takım arkadaşlarınla ilgili bazı sorular sormak istiyorum. Biraz da biz de böyle Fatih Karagümrük'ü yakından tanımış oluruz böylece. Kolaydan mı başlayayım? Kolaydan başlayalım. Tamam. Isına ısına gidelim. Takımın en çalışkan ismi kim? Yani daha yeni geldi ama yani mecbur bunu doğruyu söylemek zorundayım. Bizim Salvatore Sirigu işte dediğim gibi yani her gün idman 36 yaşında idman bitiyor 1 saat fitness'ta. 1 saat. Her gün yani inanamadım yani. Yani sonra dedim gittim işte o yüzden Salvatore Sirigu oldu. Evet. Diye düşündüm. Yani orada sohbet ettik arkadaşlarla. Hala aynı mücadele ve çalışma arzusuyla inanılmaz bir şey yani. Evet, hayat biçimi yani. Evet, evet, evet. Çok çalışkan. Peki takımın en eğlencelisi sen. Yok ya ben aslında biraz da ciddi kalmayı tabii orada yaşımız bir şey olduğu için daha böyle dikkatli kalmaya çalışıyoruz. Bence Furkan'la Güven çok eğlenceliler. İkisi beraber. Emre de onlara katılıyor. Bizim de Emre kalecimiz. İki kaleci Güven bence en eğlenceli. Onlarla zaman zaman vakit geçiriyorum. Peki takımın en bonkör? Ah, bizim takımda bonkör bulmak çok zor ya. Herkes cifri ya. Takımda. Ya gerçekten böyle bir durum var. Bence ilk yarıdan olan bir oyuncuyu söyleyeyim. İbrahim Drasevic çok cimriydi ya. Para topluyoruz. Maç kazandığımızda primlerden hep en sona veriyor. Maaşım yatmadı diye. Ya kardeşim yani insanlara yardım edeceğiz. Öyle bir durum var ama çok iyi bir insandır. Biraz cimriliği var. Vardı. Evet. Cimri söylemiş oldum. Evet, Japonya'ya gitti orada. O yüzden şimdi rahat rahat konuşabilirim. İyi bari tamam. Ben gizlemez o zaman. Çok uzak kalıyor. Peki takımın en iyi giyineni? Evet Furkan. Kaleci Furkan iyi giyiniyor. Bence Güven 90'lar gibi giyiniyor. 90'lar havası var Güven'de. Bence hoşuma gidiyor benim. 90'lar havası. Bir tane daha var. Nikolas bizim CIA oyuncumuz. Genç. O da R&B'yi giyiniyor. O da çok farklı. O da güzel. Nikolas da iyi. Davide çok kötü giyiniyor ya. Kötü giyinene onu mu seçiyoruz? Evet. Davide ile ben. Davide ile ikimiz çok kötü giyiniriz. Ben de çok önem gösterme. Ben de çok giyiniyorum. Davide Brassi'ye. Bir de ben. O da çok önem vermiyor öyle çok şey yapmıyor. Takımın en çok yemek yiyeni kim? En obur. Ya bizim genç kaleci Kerem var. Çok yiyor ya. Bir de zapzayıp inanamıyorum. Ben o kadar yesem var ya şimdi. Ya 10 kilo falan alırım. Yani genç oyuncular çok yiyor. İyi yiyorlar. Evet. Bir de senin hayatına, futbolcu kariyerine en çok dokunmuş olan teknik direktörü soracağım. Evet. Robert Prosinecki. Evet, Robert Prosinecki olumlu da olumsuz da olabilir ama benim kariyerimde çıkış yakalaması için önemli. Bir de aslında ben stoper ön liberoydum. Sağ bek oynattı. Oradan sonra kariyerim daha da yükseldi. Tabii çok iyi oynadım. Goller attım sağ bekten. Asistler yaptım. Çok atletiktim. Onun bana dokunuşu çok önemliydi.
Prosinecki diyebilirim ya. Robert Prosinecki. Şimdi ben dün gelmeden önce böyle bir senin ismini yazdım Google'a. İşte en çok kim ne aratmış, neyi merak etmiş diye. Şu an en çok merak edilen soru seninle ilgili. Salih Dursun'la Serdar Dursun akraba mı? İnan bana biz Serdar'la oturduk. Ya dedik acaba akrabalık var mıdır kökenlerde? Şimdi Serdar'ın dedeleri Ordulu. Benim de dedem Ordulu. Ya bunlar tabii sonra Sakarya'ya geliyorlar kökenle. Bizimkiler de Sakarya'ya geliyor. Düzce'ye, Sakarya'ya. Oradan dedemin çocukları yani babamlar, bir tek babam, 8 kardeşler, 5 kişi falan Almanya'ya gidiyor. Hamburg'a, Hamburg'da da var bizim. Serdarlar da Hamburg'a şey yapıyor. Yani mahalle 5 dakika aynı mahalledeyiz. Yani Serdar Dursun sahilde bu kadar dedim ki Serdar bir akrabalığımız var herhalde. Yani ben de bunu düşünüyorum. O da aynısını söylüyor. Evet. Yani böyle bir durum var yani bizim bu kadar aynı. Evet çok enteresan ya. Bence bunu araştırılması gerekiyor bu. Kesinlikle. Bunu araştırmamız gerekiyor. Aynen öyle. Evet. Bundan sonraki en önemli şeyim bu araştırma konu. Hamburg'a kadar uzanan bir yolculuğa başlayacağım. Çok enteresan ama gerçekten sizin de hani merak ediyorlarmış. Ve çok da iyi anlaşıyoruz. Yani çok acayip yani. Evet. O zaman bu sorunun cevabını veremeyeceğiz çünkü onlar da bilmiyor. Bilmiyoruz. Evet. Ya bulamadık bir bağlantı ama her yer bir bağlantı ama hiçbir bağlantı yok. Çok hep aynı yerdeyiz ama bir tanışımız, bir akraba, amcam mı, teyzem mi, torunum mu, enişte mi, ne bir şey yok, bulamadık. Çok enteresan bir şey kadar. Evet, spikerler de zaten sizi bol bol karıştırıyor. Haklılar yani. Olur. Normal. Evet. Bir de ben forvet oynamıştım ya. Şimdi stopere, o geliyor yardım ediyor gelip. Ben olsam ben de karıştırırım. Tabii canım. Anlıyorum onları. Bir de sadece soyadını da söyleyemezsin. Evet. Hangisi? Yani. Hani bazen soyadını söyleyip geçiyorsun falan da. Doğru. Evet. Böyle bir durum. Peki. O zaman çok teşekkür ediyorum sana. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Bol bol başarılar diliyorum. Ve hep böyle genç kalmanı temenni ediyorum. Elimden geleni yapacağım. Sen yaşamayacaksın merak etme. Tekrar teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Sevgili izleyenler, Salih Dursun'la röportajımızın sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.